Görüntü geliyor galiba. Merhabalar Merhaba. Erkan. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz. Hayatımızdaki Beni değişimler duyabiliyor neler musun? durumda? Ben seni Ben duyamıyorum çünkü. seni duyuyorum. Sen beni duyabiliyor musun? Bağlantıda seste bir sorunumuz var. Evet, sesim biraz kesik geliyor. Aynen, çok az duyuyorum ben seni çünkü. Beni Tamam, şimdi hatırlıyorsun. tamam. Tamam. Hoş Nasıl geldin şimdi? tekrar. Tamam, şimdi okey. Tamamdır. Tamam, süper. Tamamdır. Nasıl? İyiyim. Karantina sonrasın tekrar normalleşmeye çalışıyoruz. Hiç sevmediğimiz bir cümle ama yine Aynen de öyle, hallediyoruz aynen. diyecek. Peki nasıl? Yani yeni normalleşme derken ben çok normalleştiğimizi düşünmüyorum aslında ama sen ne düşünüyorsun? Yani evet, aslında asla normalleşmeyeceğiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ilk önce belki. Bu normalleşme dediğimiz aslında bizim için böyle bir aradaki geçiş dönemi. Tekrar Evet. sahaya dönme çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Bu Evet. nedenle yani ama herkes kendisi için başka tanımlar buluyor. Belki de herkes kendi özgü tanımını bulması lazım. O yüzden bundan bir ay önce bir yazı yazmıştım kendimi de ifade etmek adına. Yazının başlığı aslında herkesin yeni normali kendineydi. Hepimiz bunu farklı tanımlayacağız. Hepimiz farklı açılardan bakacağız. Ve asla normalleşmeyeceğiz. Sadece bir geçiş dönemi. Burada yapmamız gereken sanırım bundan sonraki hayatımız için stratejiler belirlemek, planlamalar yapmak ve bunları taktiksel anlamda hayata geçirmek. Evet. Bu bizim herhalde en önemli ödevlerimizden biri. Biri olacak ve zaman da alacak gibi gözüküyor aslına bakarsan. Hemen öyle bir toparlanma sürecinde olmayacağız. Kimileri umutlu konuşuyor ama zaman alacağı aşikar belli. Şimdi Erkan Bey, geldiğimden önce biraz senden bahsetmek istiyorum. Ben meslektaşım arkadaşlar, reklamcı kendisi. McCann ve Gray dahil daha birçok uluslararası network ajansında çalışmış başarılı bir kreatif kökenli reklamcı. Şu anda da Kore Lidyanı reklam ajansı sahibi ve aynı zamanda ajans başkanısın. Yanlışsam düzelt. Evet, kesinlikle doğru. Tamam Erkan. Şimdi saçma sapan günlerden geçiyoruz ve hayatlarımız neredeyse alt üst olmuş durumda. Her sektör kendi adına payına düşeni aldı bu salgında. Reklam sektörü sadece pandemi sonrası nasıl bir değişime uğrayacak? Yaralarını sarabilecek mi? Bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyoruz? Biraz öngörünü rica edeceğim senden. İlk önce teşekkür ederim konuk olarak aldığın için. Rica ederim. Sektörümüzün yaraları var ve her sektörün olduğu gibi yaraları var ve bunları konuşup aslında hep birlikte neler yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Tabii ki birkaç şeye ayırmak lazım. Hatta üçe ayırmak lazım reklam sektörüyle ilgili gelişmeleri. Birincisi tabii ki prodüksiyon açısından bakmak gerekiyor. Hem reklam filmleri hem fotoğraf çekimlerinden tuttuğumuzda şu an ciddi anlamda bir prodüksiyon evrimi geçiriyoruz. Biz de Evet. iki film yaptık ama ikisini de doğal olarak desktop dediğimiz masaüstü yaptık. Biri hatta Erdemir gibi büyük bir markanın filmi. Diğeri de bir yine Brakendi FMCG'den. İlk önce hep yavaş yavaş aslında bu sahaya dönme kısmında prodüksiyon tabii ki dönmesi gerekiyor. Bir şey kısmı bu, bir adımı bu. İkincisi tabii ki marka ajans ilişkileri. Şimdi birçok ajans bizim de aslında home office olmayacak, remote olmayacak, ajans da olmayacak. Yine bir Evet. hızla belirttiğimiz gibi hibrit zamanlar yaşayacağız demiştik. Evet, onlara başlıyoruz. Birçok ajans da hibrite geçmeye başladı. Şimdi birçok reklam veren de geçiyor. Kimin içerisinde FMCG de var, banka da var, otomobil de var. Yani haftanın 3 günü çalışmak, 2 günü evden devam etmek gibi. Şimdi her iki tarafında markalar ve ajanslar tarafı bu dönem birbirini çalışma stillerini anlama kısmı olacak. Bunu neden diyorum? Herkes empati yapmıyor maalesef. Yani herkesin iş yapış biçimi değişti ama herkes yine acil iş istemeye devam ediyor. Böyle bir noktada devam ediyoruz. İlk önce birbirimizi anlayıp empati kurmamız gerekiyor. Markalar, üçüncü partiler, ajanslar, prodüksiyon firmaları hep birlikte bunu anlamamız gerekiyor. Ama diğer yönü bu ikinci maddenin, bunun için işimizi kötü yapamayız, bunun için işimizi geç teslim edemeyiz. Bir de böyle bir tarafı var. Mutlaka Durum disiplinli var şekilde stratejik anlamda iyi çalışmamız lazım. Bir üçüncü noktası ise tabii ki tüketici. Şimdi reklamcılık geçiyor. Bir evrimden geçiyor her sektör olduğu gibi. Tabii ki tüketici geçiyor. Zaten insan geçiyor.
Aslında bu biraz her şeyi hızlandırdı. Hem yeni neslin tüketici davranışlarını inceliyorduk. Hem de X, Y, Z kuşaklarının değişen davranışını izliyorduk. Şimdi aslında bir yandan da daha korumacı, daha titiz, biraz daha tedbirli hedef kitle insanlarla karşılaşacağız. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Birincisi bu intikam alışverişi dediğimiz kitle deli gibi sokaklara çıkıyor, kuyruklar oluşturuyor, mağazalara ve AVM'lere giriyor. Bir, bu tüketici almamız gerekiyor reklamcı olarak. İkincisi ise daha korumacı, daha titiz, daha dikkatli olacak olan bir kitle var. Bir de bunu anlamamız gerekiyor. Her kampanyada aslında bu kitleyi biraz baz alıp reklamcılığın geçtiği evrimle tüketicinin geçtiği evrimi bir şeyde buluşturup aslında bir platformda buluşturup biz reklamcılar daha farklı bakış açılarına sahip olmamız gerekiyor. Ama bence en hızlı adapte olacak olanlar yine bizleriz, reklamcılarız. Bunun bir nedeni var. Biz zaten birçok markaya hizmet veriyoruz. Otomotiv, perakende, FMCG. Zaten gün içerisinde bile hedef kitlerin ve hedef kitle içerisindeki kırılımların davranışlarını düşünüyoruz. Asosyaller, sosyaller, trendçiler, erken hemen adapte olanlar, geç adapte olanlar. Tüm bunları biz zaten düşünüyoruz. O yüzden bence biz reklamcılar bu döneme fikirsel anlamda hızlı adapte olacağız. Lojistik ve davranışsal anlamda ve cooperation diyelim buna. Üçüncü partilerle kısmında ise biraz daha zaman alacak ama bu zaten hepimiz için bir gerçek, her sektör için bir gerçek. Evet, bu noktada üçüncü parti iş yapanları desteklememiz gerektiğini söyleyen çok reklamcılar da var. Çünkü işlerin azalacağı konusunda hasta onlarla ilişkili reklam kampanyaları düzenlesek mi diye gündemde kendi aramızda konuşulanlardan bahsediyorum burada sana. Burada ne düşünüyorsun o kısmı kollamak adına? Biz sık sık tabii bir araya geliyoruz Zoom üzerinden. Üçüncü parti arkadaşlarla. Çünkü artık üçüncü parti olarak değil bir yandan da arkadaşlarımız, dostlarımız, yönetmenler, prodüktörler, fotoğrafçılar, birlikte iş yaptığımız diğer dijital disiplinler. Burada anlatmaya çalıştığım benim basit bir şey var aslında. Biz yapıları değiştirmek zorundayız. Aramızdaki konteksleri, süreçleri, bağları değiştirmek zorundayız. Hep diyoruz ya iş yapış biçimini desteklememiz gerekiyor. Değiştirmemiz gerekiyor. Okey. Ama ilk önce bu bağları değiştirmemiz gerekiyor. Bu bağları değiştirirken de senin dediğin gibi birimize nasıl destek oluruz kısmı çok önemli. Bunun için birkaç şey düşünüyoruz genel anlamda. Ne yapıyoruz? Aslında kampanya yaratırken veya marka ile konuşurken nasıl birbirimize üçüncü partiler olarak destek olabiliriz? Fayda ve bütçe anlamında bunu düşünüyoruz. Proje grupları oluşturuyoruz. Daha önce iş yaptığımız veya şu an iş yaptığımız arkadaşlarımıza başka ne yapabiliriz üzerine, birimize nasıl destek olabiliriz üzerine gruplar oluşturuyoruz. Bir yandan da bu konuda mentorluk, koçluk da yapıyorum. Nasıl bir prodüksiyon firmasına aslında daha farklı bakış açılarına sahip olabilir? Çünkü elinde bir ekip var, elinde ekipman var. Şimdi her zaman olduğu gibi aynı şekilde işlemeyecek bu. Ajans gelecek, prodüksiyon tarafına iş verecek, onlar yapacak değil. Burada hayır, herkes oturup ben ne yapabilirim başka, nasıl business üretebilirim, nasıl konsept üretebilirim düşünmesi gerekiyor. Ben buradaki üçüncü partilere, ben de bir üçüncü partiyim sonuçta bir ajans olarak. Herkes birbirimize aslında bütün küçük ekipler oluşturarak çalışmalara başladık. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Ama buradaki konu bence sürdürülebilir olmak. Çok böyle havalı bir kelime gibi görülür. Yıllardır da uğraşırız bu kelimeyle. Ama gerçekten de hedefleri belirleyip bundan yılmayıp birbirimize destek anlamında sürdürülebilir ilişkiler kurmak zorundayız. Belki atacağımız 5-6'dan biri gelecek. Ama desteğin amacı da budur zaten. Negatif, olumsuz platformlarda da birbirimize aslında için çözümler üretmek. Bunun için bence herkes önerim. Çevresindeki iş yapabileceği, destek olabileceği veya destek alabileceği yapıların, kişilerin listesini çıkarsın, bunu yazsın. Sonra onlarla ne yapabiliri yazsın, görüşsün, bir araya gelsin. Aynen. Ve belki de o bir başka birisini başka bir yapıyı tanıştıracak. Ve böyle yapıyorlar. Collaboration dediğimiz aslında işbirliğinin tam çoğu şu anda böyle başlıyor bence. Evet, işbirliği ve dayanışma şart bu sürecin atlatılması için. Aksi takdirde işler daha sarpa saracak gibi gözüküyor. Erkan, şimdi sana başka bir şey sormak istiyorum. Sosyal medyada bu süreçte çok fazla niş yiyen markalar oldu. Hatta pandemi sonrasında da bayağı böyle bir
sizden pandemi bittikten sonra daha ürün almayacağım diyen bir tüketici kitlesi var. Şimdi markalar burada nerede hata yaptılar? Bu noktada markalara tavsiyelerin ne? Bu süreçte bir yerde iletişimlerin hata yaptılar ki tüketicinin bir anda nefretini kazandılar. Nasıl bir iletişim kurmaları gerekiyor? Dilleri özellikle bu dönemde ne olmalı? Ve bundan sonrası için markaların iletişimlerinde nelere dikkat etmeleri lazım? Bu belki de en önemli sorulardan biri. Tabii ki çok çok önemli. Üzerine parmak bastın. Buradaki konu şu aslında. Bu sürece stratejisi olmadan yakalandı çoğu marka. Herkesin planı var, taktiği var. Herkesin ilginç şekilde itibar ve risk planı var. Ama bunlar çok geçerli şeyler değil. Kendi aramızda birçok arkadaşımıza konuşuyoruz. Şu an bu kavramlarla ilgili, marka kavramlarıyla ilgili, tüketici kavramlarıyla ilgili konuşulan her şey çöp oldu. Her şey silindi. Yani hiçbir eski kuralla yeni değerleri oluşturamayız. İlk önce bunu anlamamız gerekiyor. İlk önce iletişimin dinamiğini oturtamadı bazı markalar. Bazı taktik çalışmalarda da oturtamadılar. Kendilerine şöyle bir belki de kılıf buldular. Sizin yanınızdayız. Tırnak içinde. Sizin yanınızdayız. Hayır. Çok reklam vermem veya ben %10 indirim ürün sunmam benim yanımda olduğumu göstermez. Buradaki eksiklik ne? Strateji olmadığı için içerisinde liderlik yok. Liderlik olmadığı için içerisinde empati yok. Markalar tamamen artık liderleriyle, yöneticileriyle, ajanslarıyla bir itibar yönetimi, bir kriz yönetimi yapıyor. Ve bunu artık her gün yapıyor. Bu böyle planlayıp rafa kaldırılıp veya bir Word dosyasında duracak bir belge değil. İlk önce bu hata yapıldı. İyi ekip, hemen ekipler oluşturulamadı. Biz şunu istedik markalarımızdan. Sizden birisi yönetici, hukuktan birisi, satıştan birisi, bizden birisi. Bir araya gelelim ve sürekli olarak online olalım. Bu çok önemli. Çünkü söyleyeceğiniz her şey, yapacağınız her şey etki tepki olarak geri gelecek. Ve bildiğimiz tüketici tepkileri değil bunlar, feedbackleri değil. Yani feedbackin aslında aldığımız dönüşlerin de kitabı yeniden yazılıyor. Bunun için de yepyeni konseptler oluşturmamız lazım. Şimdi markalar bir kısmı buna çözüm olarak seslerini biraz daha az çıkartmaya başladılar. Bazıları daha yalın konuşmaya başladı. Bazıları ise daha samimi olduğunu düşündüğü şekilde konuşmaya başladı. Bunlar bir çabadır. Ama ilk önce görmemiz gereken şey şu, tüketicinin psikolojisiyle rasyonel durumunu iyi anlamamız gerekiyor bir marka olarak konuşurken. Psikolojisi şu tabii ki, AVM'ler açıldı, mağazalara gidecekler, biz de onlara ürün sunalım. Bu bir psikoloji, yani bundan yararlanabiliriz. Ama rasyonel kısmı ise geldiği anda onu nasıl karşılıyoruz veya sosyal medya, dijitalde nasıl davranıyoruz? Dijitalde veya sosyal medyada onunla kurduğumuz ilişki biçimi ne üzerine kurulu? Bir ürün satmak mı? Empati kurduğumuzu göstermek mi? Veya bir anlam markası olduğumuzu göstermek mi? Buradaki en önemli konu bence yıllardır konferanslarda konuşmacı olduğumda da yazılarda da bunu söylüyorum veya markalarımıza söylüyorum. Her marka bir anlam markası olmak zorunda Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Yani İngilizce'deki purpose dediğimiz hani amaç, bir amacı olması gerekiyor. Asla purpose'ınız bir ürün satmak olamaz. Yarattığınız anlam ise bir ürünle veya markanın rasyonel değerleriyle olamaz. Aslında yavaş yavaş bu değişim zaten yaşanıyordu. Birçok marka bunu gerçekleştiriyordu. Biraz zor yoldan öğreniyor şu anda çoğu. Oturduğumuz zaman masaya yeni bir markayla ben şunu söylüyorum. Sizin de bir anlam markası olmanız gerekiyor. Tamam, ürün satmak zorundasınız. Depolarınızda ürünleriniz var. Lojistik sorunlarınız var. Ama en önemli konu bir anlam markası olmak zorundasınız. Ve şu anda o televizyonda değil. Televizyon reklamıyla değil. Tamamen dijital dünyadan çok kanallı iletişimle ve samimi bir dille ve marka değerlerini yeniden tanımlayarak ilerleyebiliriz. İlerleyebiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Tabii şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi nasıl tüketici şöyle düşünüyor. Rasyonel ve psikolojik olarak düşünüyor. Tabii ki reklam veren de şu an iki şekilde düşünüyor. Rasyonel olarak düşünüyor ve psikolojik olarak düşünüyor. O nedenle biraz daha bu anlam markası kısmını sanırım tüm markalarla birlikte biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Evet. Dijital dünyada söyleyeceğimiz her şeyi
bir strateji tabanına daha çok oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda işi bilen insanlara güvenmeleri ve kendilerini ajanslara teslim etmelerini yani gerektiriyor. Kesinlikle şöyle bir şey var. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Sonuçta biz iletişimciyiz ve iletişimcilere evet. büyük görevler düşüyor. Burada yapılması gereken şöyle bir şey var. Markaların marka yöneticilerinin CMO'ları olabilir, kurumsal departmanları olabilir. Ajanstan bir yöneticiyle birebir olarak daha yakın çalışması gerekiyor. Sadece kampanyamız var. Evet. Sadece bir yayın yapacağız dediği birebir olarak çalışması gerekiyor ve ajansına güvenmesi gerekiyor. En önemli konu bu. Hem ajansına güvenmeyip hem de kendi yol haritasını çizmeye çalışırsa bu çok başlık oluyor. Sarpa sarıyor. Bizi de yoruyor, karşı tarafı da yoruyor. Evet. İnanın bu eskisinden daha yorucu bir süreç. Çünkü biz 25 kişi, 20 kişi bir ajansta açık ofislerde otururken, ajans yönetirken şu anda remote çalışıyor ajansların çoğu ve bir kısmı hibrit çalışmaya devam edecek. Bu daha da zor. Yani marka için de zor, ajanslar için de zor. O nedenle şunu görmeye gerekiyor. İlk önce bir profesyonelle oturup markayı yeniden tanımlamaları gerekiyor. Global bile olabilirsin. Bugün Nike, Adidas veya Tesla bile oturup kendini yeniden tanımlayabiliyor. Google kendini evet. yeniden tanımlayıp değişimler yapabiliyor. Bunda bir yanlış yok. O yüzden oturup kendini yeniden tanımlaması lazım. Değerlerini. Tüketici ne anlamı ifade ediyor. ve geriye doğru çalışmamız gerekiyor. İnsanlar değişti. Marka olarak çalışmamam gerekiyor benim. İnsanlar değişti. Onun duygularını, insight'larını alıp geriye doğru gelip ben bu markayı tekrar rebranding veya yeniden mimari anlamda nasıl inşa ederim? Oturup biraz uzun çalışmamız gerekiyor. Bilmesi lazım. Evet yani. Bu çalışmalar lazım. Kesinlikle. Ve satış korkusu çok önemli ama. Satış korkusu çok engelliyor bunu. Evet. Şimdi bu süreçte beraber her şeyimiz değişti. Yemek alışkanlıklarımızdan tut. Yaşam şeklimize, davranış biçimlerimize, uyku düzenim bile değişmiş durumda. Bu noktada birçok marka farklı bir kullanmaya başladı. Yayınlanan reklamlarla da farklılığı görmekteyiz zaten. İnsanların sosyal medya üzerinden el ele tutuşup ya da sarıldığı fotoğrafların paylaşım oranlarında bile pazarlama şirketlerinin istatistiklerine göre %40 bir azalma olduğu söyleniyor. Markalar bundan sonra reklam tasarlatırken, yaparken nasıl bir değişime gidecekler? Yani bundan sonra işte reklamlarda dil olarak işte Burger King'in reklam veriyorum şu anda yeni reklam çalışmaları var mesela. Hiç ürünü kullanmadan evinizde de işte bu nasıl tasarlarsınız, yaparsınız. Evet. Da şeyler anlattılar. Hem markayı korumak adına, isminizi zirvede tutmak adına. Sıkıyorum, onu merak ediyorum. Evet. Burada bu örnek iyi oldu. Bir diğer örnek globalde IKEA olabilir. IKEA'da ne yaptı aslında? Bize gelemiyorsunuz ama evdeki parçalardan nasıl oyun yapabilirsiniz? Ailecek nasıl oyun yapabilirsiniz gibi örnekler verdi. Biraz önce konuştuğum şey aslında kendini hızlıca yeniden tanımladılar. Yani Burger King şunu yapmadı veya IKEA şunu yapmadı. Ya ben niye uyandırıyorum bunları evde yapacakları şeylerle? Hayır, yapmadı. Aslında. Kesinlikle. Dediğin doğru nokta çok doğru. Biraz önemli mi ya? Yanında olmak, anlamak, empati. Şimdi markaların görevi asla ve asla sadece konuşmak değildir. Karşılıklı konuşmaktır. Ve her şey normale dönmeyecek ama yavaş yavaş dışarı çıktığımız zaman, iki markayı ayna gördüğümüz zaman bencil davranmayan markayı tercih edecek tüketici. Buradaki kilit nokta markaların ne kadar bencil davranıp davranmadığı. Şimdi bahsettiğimiz markalar bencil davranmadı. Bunun birçok da örneği var. Nike var. Yine ayakkabı alamıyorsunuz ama eski Nike ayakkabınızı ve hatta rakiplerinizle ne yapabilirsiniz diye. Bunun bir diğer örneği şu an Amerika'da yaşanan olaylardan dolayı Nike bir tweet attı ve Adidas onu retweetledi. Evet. Bencillik yapmıyorlar. Yani burada işbirliği, birbirini anlama. Aslında hem karşı tarafı anlama, Twitter siyah beyaza çevirdi logosunu. Bunların hepsi aslında mevcut insanlı şu an psikolojilerindeki ve dillerindeki değişimdir. Aynı şekilde aslında şu da var. Şu an tekrar setlere dönüyor ve Netflix ediyor birçok dizi ve film tekrar başlayacak belki yavaş yavaş. Senin bahsettiğin bu davranış şekli reklam dışında da devam edecek. Yani herkes bir yandan birbirine sarılmayacak. Herkes bir yandan hemen öpüşmeyecek, hemen yan yana gelmeyecekler.
buradaki konu zaten karşı tarafı anladığımız, ifade ettiğimizi göstermek olduğu için bir reklamların dilinde bir değişim olacak. İki, görsel dilinde tabii ki bir değişim olacak. Senin de altını çizdiğin gibi. Üçüncüsü, karşı tarafa hangi aksiyonu, call to action deriz ya, hangi aksiyonu veya evet, duyguyu yansıtmak istediğimizle ilgili değişiklik olacak. Yani ona şunu demeyeceğiz. Engin, yani kumlardan, kızgın kumlardan Engin Sur attı diyemeyeceğiz şu an belki. Evet. Ama onun ilk önce nasıl adapte olması gerektiğini, nasıl yavaşça yani kuma sokup biraz orada beklemesi gerektiğini anlatacağız. Yani markaların buradaki, yani ajansların görevi insanları hayata adapte olurken aslında verdiğimiz örneklerdeki gibi adım adım yanında olmak, görsel anlamda, dil anlamında ve vereceğimiz çağrıları anlamında yanında olmamız gerekiyor. Bence bu süreç yaklaşık 7-8 ay sürecek. Yani 2021'in ilk çeyreğine kadar hemen hemen bir değişim yaşayacağız. Ha, ikinci dalga olur Eylül Ekim'de olursa. Bu tabii ki bambaşka yöne gidecek. Ama buradaki görevimiz zaten markalar ve ajanslar olarak ikinci dalga olsa da olmasa da görsel kodları değiştirebilmek. Şu an birçok görsel video sitesinde ve diğer sitelerde, örnek veriyorum Shutterstock, Getty'de ki ön plana çıkan aslında o slide'daki görsel dil de değişti. Birçok değişti. Hatta örnek veriyorum, yine Shutterstock'tan girdik. Sen de belki takip ediyorsun. Bir anda fotoğrafçılarla ilgili ve ajanslarla ilgili politikasını ve paketlerin değiştirdi. Değiştirdi. Şimdi bu negatif bir örnek. Hep pozitif konuşuyoruz. Bir günde 1 milyon görsel silindi protesto amacıyla. Şimdi bu çok önemli. Neden? Herkes size koşuyor. Çünkü prodüksiyonlar gerçekleşmiyor. Ajanslar, markalar. Siz ise bir yandan bundan yararlanmaya çalışıyorsunuz. Bu bir suçlama olarak söylemiyorum sadece. Ama tepki olarak hoş söylüyorum. Olmadı tabii. Hiç hoş olmadı. Evet yani. Çok olunca bir yandan işte tam ters bir tepki. O tepkide ne oldu? Bir anda 1 milyon görsel silindi ve birçok tepki oluştu. Şimdi geri adım atıp hani farklı şeyler yapılabilir mi? Hemen rakipleri dijital reklama başladılar. Hemen rakipleri diğer çalışmaya başlayıp ön plana geldi. Burada dediğimiz gibi aslında bahsettiğin şey kurumların davranışlar açısından da içerik, content. Content'ten bahsediyorsun, hani görsel indirimi, prodüksiyonu. Hepsini bizim tekrar yazmamız gerekiyor. Tekrar betimlememiz gerekiyor. Bunları da markalara iyice anlatmamız gerekiyor. Evet. Şimdi evrim geçiriyoruz dedik, farklı bir yeni düzene giriyoruz. Hiçbir şey etkisi gibi olmayacak. Medya bunu bize her gün söylüyor zaten. Evet. Sağ olsun. Tüm bu yaşananlar reklam endüstrisine ve iş dünyasına sence ne öğretti? Birinci madde sayacak olsam bize. Belki aslında şu anda bahsettiğim büyük resmi konuşuyoruz. Büyük resme bakmamız gerekiyor. Bu klişe gibi gelebilir ama genelde bakmayız. Buna bakmamız gerekiyor. Büyük resim aslında bize şunu öğretti, gösterdi. Şimdi biz oturup sürekli kurgular yapıyoruz ve stratejiler yazıyoruz. Markalara, ajanslara ve herkese aslında farklı şeyler öğretmiş gözükse de temel bir noktaya geldi. İnsan faktörü. Evet. İnsan faktörü çok önemli. Psikolojide ev bizim kaçıp sığındığımız yerdir ve son duraktır. Bizi oraya hapsetti insan olarak. Tüm endüstriyi bu nasıl etkiledi? Hiçbir otomobil almama, hiçbir ev almama veya alışveriş yapmama. Şöyle bir nokta var. Temel anlamda benim ekonomik açıdan da görüşlerim şunlar. Temmuz, Ağustos ayından itibaren zaten iç kanundaki değişikliklerle beraber hem dünyada hem de Türkiye'de büyük işten çıkarmalar yaşayacağız. Bu da şunu demek getiriyor. Herkes daha fazla katma değerli çalışmak zorunda. Evet. İşini yaparak çözemeyeceksiniz. Yani 100 kişinin çalıştığı yerde 70 kişi çalışacak. Benim tahminim %20 civarında iş kayıpları olacak. O yüzden herkes katma değerli çalışacak. Herkes biraz daha fazla şey öğrenmek zorunda ve sunmak zorunda. Burada devreye ne giriyor? Kişisel gelişim giriyor. Meslek olarak kendini geliştirmek giriyor. Ek faydalar giriyor. Yani hepimiz multitasking olacağız. İş dünyasındaki temel değişim bence bu olacak. Her yönetici, her lider veya her çalışan farklı noktalarda kendini etmesi gerekiyor, geliştirmesi gerekiyor. Ve bunu şirketine, markasına etki etmesi göstermesi gerekiyor. Bir diğer aslında genel anlamdaki büyük resimdeki farklılık öyle böyle tüketim
tüketimin eskisi gibi savruk olmayacağını görüyoruz, biliyoruz. Tüketimde değişiklikler olacak. Şu anda raftan ürünü aldığımız zaman arkasına bakma süremiz artacak. Bu içindekiler, fiyat, marka üstünden kaynaklanıyor. Yani bu marka anlamlı bir marka mı, fiyatı uygun mu ve içindekiler sağlıklı mı? Üçgeni oluşturulması gerekiyor. Bir diğer konu e-ticaret tabii ki. Birçok markamız e-ticarette. Bizim de aslında işlerimizi bu süreç içerisinde sürdürebilmemizi ajans olarak da bize pozitif katkısı olan kısım buydu. Çünkü e-ticaret ve dijital anlamda sürdürdük ve devam ettirdik. Evet. Bu kısmı olumluydu bizim açımızdan. O kısım ekmek yiyecek taraf olan zaten. Evet, tamam. Biz bunu yaklaşık 2 yıldır hazırlanıyorduk. Evet, 2 yılda hazırlandığımız şeyin sonucunu böyle görmek istemezdik tabii ki. Biraz daha belki pozitif anlamda da görmek akıllıca olabilirdi. Ama uzun zamandır dijital dönüşüm eğitimleri veriyorduk. Hem markalarımıza hem farklı noktalara. Aslında bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüler. Biz hani 2 yıldır Zoom kullanıyoruz dediğimiz zaman herkes biraz boş boş bakıyordu. Bir anda Zoom'un değeri dünyanın en büyük 7 havayolunun değerinden toplamından daha fazla bir noktaya geldi. Öyle oldu, evet. Evet, şimdi şöyle bir gerçek var. Zoom olur veya rakibi olur. Bu ne gösteriyor? İş yapış biçimlerimiz online anlamda değişecek. Şu an seninle yaptığımız gibi toplantının çoğu bu kısma evrilecek. Katma değerli insanlar olmak zorundayız her anlamda. Hem şirketimiz öyle olmak zorunda, hem bizler öyle olmak zorundayız. İş gücü kayıpları olacak. Bu çok çok önemli. Tüketici değişecek, değişiyor. Tüketimi eskisi gibi çok olmayacak. Bu nedenle en azından 1-1,5 yıllık içerisinde herkesin, markaların, ajansların, perakendecilerin buna göre davranması gerekiyor. Bir diğer taraf e-ticaret. E-ticarette yapılamayacak hiçbir şey yok. Bu kısmı önemli. Fakat insanlar olarak AVM'lere gitmeye devam edeceğiz. Alışveriş yapmaya devam edeceğiz. Bu yok olmayacak. Kısıtlanacak, azalacak ama yok olmayacak. O evet. Kısım da önemli. Yani buraya düşmemiz gerekiyor. Ama bu storytelling veya artık yavaş yavaş storytelling dediğimiz kısım çok önemli. Biz reklamcılar bunu zaten yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Markaları da bunu zorluyoruz. Biz hikayeleştirmeyi markalar için daha fazla yapmak zorundayız. Markaların bunun içine daha çok girmesi lazım. Ve bunu da dijitalde yapıyoruz. Baktığınızda bu en zor kısmı zaten. O nedenle markalar anlamlı marka yolculuklarına başlayıp tüketici için bu storytelling kısmını ajanslarla birlikte iyi çalışmak zorunda. Ha, şöyle bir şey var tabii ki, kaç kişi iyi hikaye anlatıcısı veya kaç kişi iyi hikayeyi resmedebilir veya çekebilir. Bu çok önemli. O nedenle sanatçı ve yaratıcılık kısımları çok çok önem kazanacak. Evet, bu dönemde yaratıcılık çok çok önem kazanacak. Sanatçı kısmı daha çok önem kazanacak. Sanat kısmı önem kazanacak. Ve diğer kısmını bunu online yapabiliyor olmamız çok önemli. Bugün bizim de çalıştığımız ve markalarımız hani Kanada merkezli, Amerika merkezli. Ama Çin'e bir video satabiliyor veya Türkiye'de yaptığımız bir çalışmayı Almanya'da kurumsal anlamda satabiliyoruz. Yani yaratıcılık, çok yönlülük, sanatın storytelling içine biraz daha girmesi bizim bu yolculukta aslında pozitif olarak görebileceğimiz noktalardan biri. Endüstrinin tamamının değişim açısından ise tabii ki iş bütçelere geliyor. Evet. Bütçelerdeki değişimler çok çok önemli. Fakat burada şunu yapmak gerekir. Ajanslar ve markalar birlikte çalışırken mutlaka karşılıklı olarak özveride bulunmak zorundayız. Ajansları da anlaması lazım markaların. Tabii, markanın da ajansları. Karşılıklı olarak aslında burada bir özveri ve anlayış önemli. Fırsatçılık ve bencillik hem tüketici kaybettir, hem insan kaybettir, hem marka kaybettirir. Bu çok çok önemli. Bunu şey yapmamız gerekiyor. Ama senin sorununun aslında bambaştan beri götürdüğümüz yer şurası. Daha fazla işbirliği yapmak zorundayız. Daha fazla kompakt proje üretmesi lazım markaların ve ajansların. Çok iyi kendi markaları olarak ajans olarak çok çok daha hikayeler oluşturmamız lazım ve empati duygusunu aslında biraz daha yoğun kullanmak herhalde bu dönemde iyi. Tabii ki bakıyorum hani bu empati biraz da biraz fazla sakız oldu tabii ki. Şimdi bakıyorum liderler için yazılan bir sürü yazı var. Yani topladığım zaman alt alta yani hiçbir peygamberde o kadar özellik yoktur. Yani hiç kimseden bile çok fazla yani hiç kimse o kadar çok şey beklemesinler. Öyle bir şey yok. Buradaki temel nokta aslında duygusal zeka, empati
ve collaboration, işbirliğinin sürekli masada olması gerekiyor. Yani bir ajans müşteri ilişkisinde de bir üçüncü parti ajans ilişkisi içerisinde olması gerekiyor. Biz ajansların buradaki aslında bir yandan da değişimi şu, ekiplerimiz bir kısmı ajansta olacak, bir kısmı evde olmaya devam edecek. Aslında hibrit bir çağ olacak. Fakat sanırım en azı bizdik adapte olabilenler. Çünkü biz zaten bunları yapıyorduk. Sektör buna zaten yakındı. Markaları biraz daha bunu anlatmak için belki çaba sarf ettik. Ama yine de buradaki şu kısmı önemli. Evden çalışma diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Çalışma çalışmadır. Yani 9.30'da nasıl toplantı yapıyorsak evdeysek de 9.30'da toplantı yapılması gerekiyor. Şu an ekipçe hala evdesiniz değil mi? Yani evden sistem devam ediyor sizin şirketin. Sistem devam ediyor. Pazartesi, salı böyle bir deneme yaptık. Gittik ama elimizi ayağımızı biraz nereye koyacağımızı şaşırdık. Hani böyle bir garip geldi. Ve hani ekiplerin çoğu veya üçüncü partilerin hatta markalarımızın bir kısmı da evden devam ediyor. O nedenle çarşamba, yani dün itibaren tekrar biz yine evdeyiz ama biraz hibrite döneceğiz. Yarın yine bir kısmımız ajansta olacak. Peki hangisi daha avantajlı geldi? Ekip hangisi? Yani ev mi daha yorucu oldu? Mesai evde mi daha fazla uzadı? İşte bitmeyen kollar, gelen mailler, yoksa ofiste sistem daha mı düzenliydi? Hangisini tercih edersin? Şöyle bir şey var. Ofiste tercih ederim. Fakat gerçekliğimizde şu, mesela bizden bazı tasarımcı arkadaşlarımız zaten evden çalışıyorlardı bazı günler. Çünkü İstanbul trafiği içerisinde çalışmayı bitirmek daha önemlidir. Biz buna zaten başlamıştık. 3'e 2, 2'ye 3 gibi günleri bölerek aslında. Bence hibrit bir çalışma olacak ama özellikle biz yöneticiler ve belki headler, grup headlerin ajansta zaman zaman olması çok önemli. Karşılıklı olarak, fizik olarak bir araya gelmemiz, konuşmamız, bazı şeyleri planlamamız önemli. Hibrit çalışma olacak. Buradaki nokta şu, tüm ekibin iyi tool'ları iyi kullanabilmesi lazım. Slack, Trello, Zoom üçgeni örnek. Biz bunu çok yoğun kullanıyoruz ve tüm arkadaşlarımıza yan yana çalışıyormuşuz gibi çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Zor bir şey. Zaman zaman despot da denebiliyor bazen bana ama yani bir şeyi dağıtmamanız gerekiyor. O bağı dağıtmamanız gerekiyor. Bilimsel teknoloji... Tamam, toparlanmıyor zaten. Gün içinde kolay. Çok zor. Çok zor. O yüzden evden çalışma diye bir şey yok bence. Yani gidip bir kahve içip çalışabilir. Fakat ev kısmı beni biraz böyle tedirgin ediyor o kısmı. Belki de 3 aydır hani evde olduğumuz için de olabilir. Ama hibrit olacak. Yani bazen evde olacağız. Bazen bir kahve, Starbucks'ta olacağız. Bazen ise ajansta olacağız. Ama benim 3'teki zamanım yine yani 3'te 4'te, 4'te 3 belki ajansta geçecek. Bunu biliyorum. Fakat özellikle mesela çalıştığımız yazılımcılar veya tasarımcının bir kısmının evden çalışabileceğini biliyoruz, görüyoruz. Bu başlattığımız aslında süreç bununla ilgili devam edecek. Zaten yaza giriyoruz. Biraz her şey yavaşlayacak markalar tarafında belki biraz. Ama bizim için projelerle devam edecek. Asıl Eylül-Ekim gibi aslında bu konuşmaları yeniden yapıp yeniden bir değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Yani biraz daha hareketlilik başlayacak diye tahmin ediyorum ben de Eylül-Ekim. Evet. Evet. Şu an konuşmalarla başladık. Hani bütçe ver, bütçe al, yeni markalarla görüşmeler. Bu kısım başladı. Ama herkes ne yapacağını biliyor, nasıl yapacağını bilmiyor. Bu kısım önemli. Bunu da hep birlikte biraz öğreneceğiz gibi görünüyor. Ama oturup masaya öncesinde ajanslar, kişiler, belki yani kişisel markalama olarak da herkes ve markalar her gün ödevimizi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Birlikte ne yapacağımızı, nasıl oluşturacağımızı şimdiden belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Erkan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel tespitler. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendine bak, herkese iyi akşamlar diyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bay bay.